arkadaşlar, ben Multi Baby Doll. Zaman ne çabuk geçiyor bilmiyorum ama daha Eylül favorilerimi çekmemin üzerinden çok geçmemiş gibi hissediyorum. Tabii bu biraz benim geç çekmemle ilgili de olabilir ama her neyse, yine bir favoriler videosuyla karşınızdayım. İlk favorim, yani high end güzellik ürünlerinde tabii ki tek favorim arkam orada Dior. Bu Christian Dior'un Art Pen eyeliner'ına bayılıyorum. Yani şimdiye kadar hiç eyeliner kullanmamışım gibi hissediyorum. Yine şu şekilde hologramik bir kutusu var. Ben 0.95 Catwalk Black rengini kullanıyorum. Şöyle göstereyim. İp incecik çok güzel bir ucu var ve gerçekten çok başarılı bir şekilde çekiyor. Şu anda gözümde de o var. Ama hani o kadar da güzel değilmiş demenizin nedeni, inanın kalemle ilgili değildir. Hani belki benim çekememle ilgilidir, bilemiyorum ama gerçekten çok başarılı. Hiçbir şekilde akma yapmıyor. Hani hiçbir şekilde elinizden dahi, elime denemiştim ilk denediğimde, silemiyorsunuz. Hani gözünüzde akma, bozulma gibi bir şey yapmıyor. Kaşıntı yapmıyor, alerji yapmıyor. Yani daha ne isteyebilirim ki bir eyeliner'dan? Bence çok başarılı bu Art Pen. Kesinlikle adını da yansıtıyor. Hani sanat yapabileceğiniz bir kalem bu. Dior Art Pen kesinlikle. İkincisi ise Sephora nemlendirici krem. Ben gündelik olarak hani BB krem, CC krem, fondöten bir şey hiçbir şekilde kullanmıyorum. Şu anda da yüzüme nemlendirici bile yok. Ne nemlendirici de sürmedim. Ama eğer hani her sabah evden çıkmadan önce mutlaka yüzüme nemlendirici sürüyorum. SPF koruması da olan. Ben geçen yıl, bana tam bir yıl gidiyor. Sephora'nın bu Flawless Moisturizing Lotion SPF 15 sunscreen'i ama anlattım. Bu kremini sürüyordum her gün. Şu şekilde. Hala bitmedi bu arada. Her sabah sürmeme rağmen. Gün içinde yeniliyorum da bazen hani çantamı atmaya üşendiğimden dolayı bitmedi. Bu şekilde fıs fıslı bir şişesi vardı. Şöyle göstereyim. Ama artık bunları yenilemişler. Gittiğimde neden yok dedim hani bu üründen. Ama artık kutuları yenilenmiş. Ve de yine pembe beyazlı şu şekilde bir kutu olmuş. Şöyle gösterelim. Dışı da artık kapak eklemişler ki bu bence çok büyük bir şey. Çünkü bunun kapağı yoktu ve ucunda böyle bir ürünün topaklandığını görebiliyordunuz. Beni birazcık sinir ediyordu. Artık şu şekilde kapaklı bir kutusu var bu nemlendiricinin. Yani çok ağır bir nemlendirici değil. İnanılmaz derecede hafif, çok kolay cildinizi emiyor ve tüm gün cildinizi kuruluktan koruyor, nemlendiriyor. Bunu hissediyorsunuz. Ve hani arkasında işte ne kadar doğru bilinmez, bir de araştırma falan da yazıyor. İşte kullanan kadınların %95'inde işte daha güzel bir ciltleri olduğunu ifade ettiler diyor. Evet, gerçekten ben de cildimi hani her gün koruduğunu, nemlendirdiğini ve hani şu bildiğiniz o, biliyorum o hormonal bir şey ama bir şekilde ben etki ettiğini düşünüyorum. Hani şu regl öncesi çıkan o küçük pütürcükler çene bölgesindeki falan, onları bile bir düzene soktuğunu, artık onların oluşmadığını fark ettim kullanmaya başladıkça. Şimdi beni heyecanlandıran bir ürüne geçelim. Evet, bir banyo süngeri, vücut süngeri beni çok heyecanlandırdı. Anlatamam. Bu şöyle paketinde atmadım kullandıktan sonra. Carcoal. Ne söyleyemedim. Carcoal Body Sponge. Bu kömür içerikli bir vücut süngeri, banyo süngeri. Şu şekilde çok garip bir yapısı var. Çok sert. Aldığımda daha da sertti kokusu. Çok garip. İlk aldığımda hani denemek için aldım. Uygun da bir fiyatı vardı. 9.99 gibi bir fiyatı vardı. Cildinizi tüm işte sürekli bak nemlendirici kullanıyoruz, şunu kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz, işte günün yağı, stresi falan filan derken cildinizin içerisindeki tüm o pis yağı, hani temizlenemeyen içeriklerin hepsini attığını iddia ediyor bu ürün. Evet, kullandım. Ve şöyle bir şey var. Ben kese yapmayı çok seviyorum bu arada. Düzenli olarak kese yapıyorum. Hiç öyle vücut peelingi falan hiç hoşlanmam o tarz şeylerden aslında. Neden bilmiyorum, çok hoşlanmıyorum ve hep kesede ararım ben kendime işte vücut temizliği için doğru sonucu. Hani bunun da kese gibi bir şey olacağını düşünmüştüm. Ama bu hani cildin yüzeyini soymak yerine gerçekten bana derinlemesine bir temizlik sağladığı, bir peeling etkisi gösterdiği gibi geldi. Bunu yaptıktan sonra, ya tamam bu iğrenç bir şey olabilir ama hani bunu sonuç için söylüyorum. Böyle sanki siyah kahverengi bir su çıkardı. Şimdi burada aklıma bir soru geliyor.
Bu ürün de hani sonuçta böyle siyah kalın bir şey. Bu acaba bu kömür suyu mu, bunun içerisinden çıkan su mu, yoksa benim vücudumdan çıkan su mu bilmiyorum. Kötü gibi gelir ama inşallah benim vücudumdan çıkan sudur. Yani bu plasebo etkisi değildir inşallah. Hani böyle yararsız öylesine bir ilaç içersiniz hasta olduğunuz halde. Ama hani iyi geleceğini düşündüğünüz için o plasebo etkisiyle ilaç sizi iyileştirmemiştir. Siz aslında kendinizi iyileştirmişsinizdir. Acaba onun gibi bir şey mi, çok merak ediyorum. Hani bunu ancak düzenli kullanımda öğrenebilirim ama hani benim en azından şimdilik anladığım kadarıyla hani ben gerçekten işe yaradığını hissettim. Gerçekten sevdim. İnternet sitesinden baktım bu arada. Yabancı internet sitesine H&M, bu limited edition olarak gözüküyor. 4.95 euro gibi bir şey mi ne gözüküyor. Burada 9.90 gibi bir fiyata satılıyordu. Limited edition değildir. İnşallah bu hani sınırlı bir süre için değildir. Düzenli olarak üretirler umarım diye düşünüyorum. Sonrasında araştırdım. Sephora'nın falan da bu şekilde kömür süngerleri varmış. Ben işe yaradığını düşünüyorum. Seviyorum bu tarz beni haşır uşur işte hamamvari bir şekilde temizleyen ürünleri. Ben bu kömür süngeri sevdim. Çok güzel. Hani siz de deneyebilirsiniz. Denemek için güzel bir uygun bir fiyatı da var. Hani beni rahatlattı en azından. En azından ruhen rahatlattı ama cilden de rahatlattığını hissediyorum. Bence siz de buna göz atabilirsiniz. İlginç bir ürün. Kokusu da garip. Kokusu aslında korkutucu bir koku ama beni nedense rahatlatıyor. Böyle hani tüm evrenin sırrını içimde taşıyorum. Az sonra seni banyoda mahvedeceğim kokusu gibi bir kokusu var. Sevdim ben bunu. Normal alışverişe gelelim. Videolardan birinde de göreceksiniz. Evet, şu görmüş olduğunuz ponçiş şey. Ocean'ın biliyorsunuz ki internet sitesi açıldı. Ocean'ın iç çamaşırlarına hayranlıyım ama böyle uyku ürünlerine falan çok fazla ilgi göstermezdim. Ben daha çok böyle işte eski tişört, şort, eski tişört, eşofman insanıyım uyurken. Ama böyle beni uyandığımda sabah çok çok erken bir saatte uyanıyorum. 5.30'da uyanıyorum. Hani o deli gibi böyle üşüyorum mevsim değiştiği için ve beni böyle sıcak tutacak üzerime geçireceğim bir şey arıyordum. Ya da eve geldiğimde hani üzerime geçirip mutlu hissedeceğim bir şey arıyordum. Ben de bu panda kostümünü tercih ettim dolayısıyla. Şöyle giyeyim. Intersex'in çoğu gruba aynı aynı gün kargo seçeneği var ama Orşa'da aynı gün kargo seçeneği yok ama kısa bir sürede geldi. Güzel bilgilendirdiler. Şurada şöyle iki tane kulağı var. Bence bana panda olmak yakıştı ya. Yani ben yakıştırdım kendime. İkinci çok sevdiğim alışveriş ürünü de bu etor arkadaşlar. Bu aslında kürk bir yaka ama bunu atkı olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle üst üste takacağım hepsini. Ben normalde kışın çok 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 soğukta, yani normalde kışın diyeyim çok soğuk olmasını beklemeden hep kürk giyerim. Kürk giyince de sadece kafama kalpak geçiriyorum. Hani hiç boynuma bir şey takmıyorum. Ama hani palto giyiyorum. Palto giydiğim zaman göğsüm çok açıkta kalıyor ve üşüyorum. Göğsümden çok çabuk soğuk alıyorum. Ben de bu şekilde normal atkı da hiç sevmem. Madem kürkü çok severmiş, bir tane kürk etol alayım dedim kendime. Şu şekilde şuradan da geçiyor. Sımsıcak tutuyor boynunuzu. Şu anda bile deli gibi ısındım. Renklerine zaten çok bayıldım. Bence kesinlikle sizin de tercih edebileceğiniz çok güzel bir atkı. Kürk atkı çeşidi bu. Çok sevdim ben de. Böyle kalayım mı? Videoyu böyle bitireyim ben bundan sonrasında. Üçüncü çok sevdiğim şeye geçiyorum şimdi. Adam Stradivarius. Stradivarius'un ben zaten ürünlerini çok severim ama hani internet alışverişini kullanmışken ilginç bir şey alayım istiyordum. Bunu bir lookbook videomda da çekeceğim zaten. Hani şurada şöyle elimde durduğuna bakmayın ama şu tamamı pullu eti yağlı. Tamamı pullu. Şu şekilde ördek başı yeşili rengine dönüşüyor. Ve ben bunu hani böyle askeri yıpranmış o distressed trendinin sonucunda yaratılmış bir şey olduğunu düşünmüştüm ama kendiniz isteğinize göre şu şekilde pullarını indirip kaldırıp böyle bir aşınmış bir görüntü yaratabiliyorsunuz. Bana kalem etek hiç gitmez. Yani ben kendimi biliyorum, kendi vücudumu biliyorum. Altım normalde basenlerim geniş ama genel vücut tip olarak muz tipi bir vücuda sahibim ve açık konuşmak gerekirse kalem etekler kesinlikle daha Latin tarzındaki daha kıvrımlı gözüken kadınlara yakışıyor. Ben bayağı yani muz gibi gözüküyorum, bunu biliyorum. Bana kalem etek hiç yakışmıyor. Ama bu hani normalde kalem etek gibi duruyordu ama sırf şuradaki tek bir yırtmaç detayı sayesinde bu tamamıyla standart inen, işte boru tipi inen bir etek aslında. Ve hani cinsi falan da böyle tamamıyla yapışmıyor ve kalem etek gibi durmuyor. Bu yüzden sevdim bunu. Hani bana yakıştığını da düşündüm. En azından kendim için de iyi hissettim.
Bu eteği çok beğendim. Çok seve seve aldım. Şöyle göstereyim. Bunu hani böyle özel gecelerde falan değil. Baya böyle grup tişörtleriyle, grafik tişörtlerle veya düz basic tişörtler ve postallarla kombinlemeyi düşünüyorum. Benim için kesinlikle bu yılın, bu ayın, bu yılın demeyelim çünkü Kasım'da beklediğim bir albüm daha var, Metallica'nın yeni albümü. Ama bu yıl, hani şimdilik bu yılın albümü kesinlikle Lady Gaga'nın Joanne albümü. Bayıldım. Hani Perfect Illusion'a zaten bayılmıştım. Her sabah işe giderken dinlediğim, beni çok gazı getiren çok güzel bir şarkıydı. Ama albümün yıldızı kesinlikle o değil. Sinus Prayer ve AO şarkısı. İkisine de bayıldım. AO zaten biraz daha hareketli, canlı performansa daha da uçuran bir şarkı. Kadının işte özellikle linkleri aşağıya koyacağım. SNL'de yaptığı harika bir canlı performansı var şarkının. Muazzam. Ama Sinus Prayer gerçekten çok başarılı. Çok güzel bir balat. Hani dinlediğim ilk günden beri her gün her gün bu şarkıyı dinliyorum. Böyle banyoda, duşta. Kendi sesim böyle Gaga'nın sesi gibi yapmaya çalışıyor falan. Muazzam olmuş. Çok beğendiğim canlı performanslarını da bu şarkıların aşağıya ekleyeceğim. Bu albüm gerçekten harika. O pembe şarkısı şu anda şimdiden kalbimde harika, ikonik bir konum edindi. Zaten kadına bayılıyordum. Gelecek ayda Metallica'nın albümü geliyor ki inanıyorum o da çok bomba bir albüm olacak. Ve ikisi de aslında yılın sonuna yaklaştığımızda çıktığı için 2016'nın sonuyla birlikte hem 2016 hem 2017'yi domine etmiş iki iyi albüm olacak bunlar bence. Ama şimdiden Lady Gaga'nın bu yeni albümüne bir kulak verin derim. Tam şu mevsimlerin albümü. İnanıyorum tabii ki yazın da yine çok anlamlı gelecek albüm. Ama şu anda tam gidecek olan çok güzel bir albüm. Keşke şöyle atabileceğim kadar uzun olsa. Çok güzel bir albüm. Bu arada Lady Gaga demişken Lady Gaga'nın bu yeni albümüyle birlikte favori, yani şu andaki bu ayki favori, bu ayki değil de favorilerim arasında ekledim tasarımcıyı söyleyeyim. Lady Gaga'nın yeni albümüyle birlikte bu turneyle birlikte kostümlerini tasarlayan kendisinin, yani en azından ben o şekilde okudum, doğru mu okudum bilmiyorum ama kostümlerini de tasarlayan ve Lady Gaga'dan hani favori yükselen yeni nesil tasarımcılarını istediğinde ismini verdiği bir Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu. Kendisini bence Instagram hesabında takip edin, tasarımlarına da bakın. Yani bayılıyorum. Zaten aslında uzun süredir takip ediyorum. Uzun süredir işlerine bayılıyorum. Kendisi tam bir metalhead sanırım. Yani kişisel olarak tanımıyorum ama en azından sevdiği müzik sevkine dair paylaştığı şeyleri görüyorum. Zaten o açıdan hayranım. Sadece tasarladığı şeyler değil, bence kendi imajı da çok muazzam. Hani genellikle bu tasarımcılarda göremediğimiz bir şey. Tasarladıklarına bakıyorsunuz, ayrı bir dünya. Kendisine bakıyorsunuz. Yani en azından tasarladığı şeyleri kendi karakterine yedirebilmiş bir insan gibi görünüyor. Hani resmen bu ayki celebrity crush'ım. Hani böyle Instagram'ından çıkamadım, stalkladım, geçmişe kadar indim. Buradan böyle korkutucu bir şekilde gözükmeyeyim de. Stili çok güzel, böyle yarı Victorian. En azından benim hissettiğim şey bu. Herkesin baktığında tabii ki farklı şeyler görebiliyordur ama hani ben yarı Victorian, yarı metalhead, biraz punk bir tarz görüyorum. Karin Rothfield'ın işte CR Book dergisinin kapandığı Rihanna da onun tasarımıyla yer aldı. Ki bence o da çok muazzam bir şeydi. Marie Antoinette temalı bir korse giymiştir Rihanna da. Herhalde böyle bu ayın en çok hani benim kalbimde yer edinen tasarımcısı kendisi. Bir gün herhalde böyle işte almak istediklerim arasında kattım kendisinin ceketlerinden, takımlarından. Gerçekten bayıldım. Instagram hesabını da aşağıya koyarım. Bence tasarımlarına göz gezdirmelisiniz. Bu ay gerçekten çok severek izlediğim film ise geçen haftaki aslında videolarımdan bazılarında böyle sesim falan birazcık kötü geliyordu. O Halloween videosunda falan. Çünkü deli gibi hastaydım. Durup dururken cumartesi günü kalktım ve hani yatağa yıldım. Böyle bir hastalıktı ve yerimden bile kalkamadım. Tabii ki hasta olduğumuz günlerde ne yapıyoruz? Dizi, film ve bilimum YouTube'daki saçma, salak kedi videoları, köpek videoları izliyoruz. Ben seçimimi kedi köpek videosu yerine bu kez filmden yana kullandım. Gece de 2 gibi bir saatte izledim. İşte 3.30-4 gibi bitti. Aslında bu yeni bir film. Nerf. Böyle deli gibi beklentilerinizi de yükseltmek istemem ama güzel bir konu üzerine, güzel bir şekilde, eğlenceli ve sürükleyici bir şekilde işlemiş, güzel bir seyirlik diye düşünüyorum. Eğer filmin konusunu okuduysanız zaten konusunu biliyorsunuzdur. Ağustos ayında vizyona girdi bu arada. Ama genel manası şu şekilde açıklamam gerekirse, işte aynen günümüzde geçiyor. Herkes zaten sosyal medya delisi. Bir oyun çıkartılıyor. İki seçeneğiniz var.
parodiyerek üye oluyorsunuz. Ya izleyici olursunuz ya oyuncu olursunuz. İzleyici olursanız para karşılığı bu oyuncuların hepsini izleyebiliyorsunuz. Oyuncu olduğunuzda ise size izleyiciler çeşitli görevler veriyor. Sizin Facebook, Instagram gibi adreslerinizden zayıf noktalarınızı, sevdiğiniz şeyleri, hobilerinizi çekiyorlar ve sizin hakkınızda her türlü bilgiye sahip oluyorlar. Bu şekilde size zaaflarınızı tetikleyen, sizin işte zayıf noktalarınızın, kırılma noktalarını belirleyen çeşitli görevler veriyorlar. Mesela çok utangaç bir kız ve o kıza kalkıp bir görev veriyorlar. Git bir kafeye ve herhangi bir çocuğu öp. Böyle challenge'lar veriyorlar insanlara ve işte her challenge'ın sonunda çeşitli para ödülleri kazanıyorlar. Mesela işte en sonunda oyunun sonlarına doğru git bir mağazaya Balmain elbise dene dediler. Bu en kolay ve en güzel bence challenge'lardan bir tanesiydi ama karşında $1200 veriyorlar. İşte gidin gözünüz kapalı bir şekilde motosiklet sürün. Karşında $2400 alıyorsunuz. Kazancınız katlana katlana artıyor. Ama eğer kalkıp oyunu bir yere şikayet etmeye kalkarsanız veya oyunu bir anda bırakırsanız tüm paranızı bir anda da sıfırlayabiliyorlar. Üstüne üstlük sizi borçlu konuma da düşürebiliyorlar. Bu şekilde adrenalin seviyesi çok yüksek, görselliği çok güçlü ve bence günümüzün sosyal medya alışkanlıklarına, daha doğrusu bağımlılıklarına çok güzel dokunduran bir videoydu. Hani o kalkıp sürekli olarak challenge üzerine challenge hani ve insanların bunu izlemek için delirmesi, yani sizi hiç tanımayan insanların sizi herhangi zorlayıcı bir şey yaparken izlemek üzerine duydukları o açlığı o kadar güzel anlatmıştı ki ben izledim ve hani bir biliyorsunuz YouTube'da da deli gibi challenge videoları var. Ve hani dedim ki yani ben sanırım YouTube hesabımı kapamak istiyorum. Facebook'umu, Instagram'ı, her şeyimi kapamak istiyorum dedim. Sizi gerçekten bu noktaya sürükleyebiliyor film. Bu konuda düşünmeye itiyor bence. Hani en azından sosyal medya alışkanlıklarınızı gözden geçirmenize sebep oluyor film diyeyim. Diyeyim yalnız. Ve beni asıl vuran çok çok hoşlandığım noktada kesinlikle soundtrack albümü. Çok güçlü, çok güzel bir soundtrack albümü var. Onun da listesini aşağı bırakacağım. Spotify listesini. Sürekli olarak dinliyorum şu sıralar böyle yolda yürürken kendimi işte öyle bir oyunun içindeymiş gibi hissediyorum müzikleri dinledikçe. Benim favorilerim bu kadardı. Dediğim şeylerin hepsinin linklerini aşağıya indireceğim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma asıl en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Şunu da şöyle takayım. Sizi çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Gel gel gel. Şimdi gözüme vurdum. Görüşmek üzere.